Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz enerji iletim yolları ve enerji iletim hızı. Peşine de biraz genleşme yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde içeriğimize bakalım. Neler görecekmişiz bugün. Bugün arkadaşlar enerji iletim yollarıyla ile başlayacağız. Daha sonra enerji iletim hızından devam edeceğiz. Hissedilen sıcaklıkla gerçek sıcaklık arasındaki farkların temel sebeplerinden bahsedeceğiz. Sonrasında küresel ısınma ve sera etkisi dedikten sonra da genleşme ile bugünkü konumuzu bitireceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen kitabımızdan ödevlendirmemizi bir yapalım. Dinamo Soru Bankamızdan enerji iletim hızı ve enerji iletim yolları neredeymiş hemen baktım. 192. sayfadan başlıyor arkadaşlar. 211 numaralı sayfaya kadar Sorumlusunuz. Şöyle içeriğimizde bir hatırlayalım. Neler vardı? Nasıl sorular vardı? Şöyle bir de bulabilirsem. Çok gittim bu seferde. Hemen buluyorum. Aha da buldum. Evet arkadaşlar ne vardı? Öncesinde bir tane çözümlü örneğimiz var. Bu çözümlü örneği güzel, dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Daha sonra bu konuyla alakalı burada verilen örneğe benzer şekilde dört tane sorumuz var. Diğer konularla da alakalı böyle dörder tane sorumuz olduktan sonra genel bir testimiz var. Diyelim ki sen yaptın yaptın bir yerde takıldın, bir yerde sıkıntıya düştün. Ne yapıyorsun? Tats yanında kare kodu okutuyorsun ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş videolu çözümlere ulaşıyorsun. Bitti mi? Bitmedi sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için yeni bir kitabımız daha var. Onu da göstereceğim. İkinci dönem yazılı notları diye. Şuradan fiziğin sayfasına bakayım. 125 numaralı sayfada fizik notlarımız başlıyormuş sevgili arkadaşlar. Şöyle geldim. Neler var içerisinde? Kısa kısa özetlerimiz var. Formüllerimiz var. Bu formülleri nasıl kullanabileceğimize dair. Kısa kısa notlarımız var. Buraya da bakabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve hızlı bir şekilde içeriğimize devam ediyoruz. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar, ilk başlığımız enerji iletim yollarıydı. Enerji iletim yolları nelere bağlıydı? Bunlardan konuşacağız. Isının sıcaklıkları farklı, etkileşim halindeki sistemler arasındaki iletimi için iki tane değişkenimiz var. Birincisi maddenin cinsi arkadaşlar, maddenin cinsine bağlı. Başka ne var? Hemen ikincisine de bakalım. İkincisi de arkadaşlar, maddenin fiziksel hali. Fiziksel haline göre, fiziksel haline göre göre değişiklik gösteriyor. Mesela su sıvı haldeyken farklı, katı haldeyken yani buz olduğu zaman farklı bir şekilde enerjiyi iletebiliyor. Haberiniz olsun, dikkat edelim ısıyı yaymak için arkadaşlar toplamda 3 tane yöntem var. Birincisi iletim, ikincisi ışıma, üçüncüsü de konveksiyon şeklinde. Sırası değişebilir kitaplarınızda bazen 1'e iletim, 2'ye konveksiyon, 3'e ışımayı da alabiliyorlar. Sıkıntı yok. Hemen başlayalım iletimle. Neymiş bakalım iletim. Demiş ki arkadaşlar moleküllerin birbirine çarparak zincirleme olarak enerjiyi aktarmalarına ne diyoruz arkadaşlar? İletim yoluyla iletim yoluyla Isı transferi diyoruz. Isı transferi sıcaklık farkı bulunan iki madde arasında gerçekleşiyorsa ne olacak? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru gerçekleşecek. Sıcak olan maddeler ısı veriyor, soğuk olan maddeler ısı alıyor diye söyleyeceğiz. Tonguç burada yemek yapmaya çalışmış ama sanıyorum başlangıçta bir metal kaşık kullanmış olacak ki eli yanmış, uf olmuş. Annelerimiz yemek yaparken arkadaşlar ne yapar? Tahta kaşık kullanırlar. Neden? Çünkü ısı iletimi daha zayıf, yalıtkan olarak da adlandırılabilir. Devamında yemek karıştırırken metal kaşığın sapının sıcaklığının artması iletim yoluyla ısı aktarımından kaynaklanır demiş. Ne yapacağız demek ki arkadaşlar? Isı iletim katsayısı daha düşük olan malzemeleri tercih etmemiz gerekiyormuş yemek yaparken. Aman diyeyim dikkat edin. Siz tonguç gibi yapmayın. Elinizi yakmayın. Evet sevgili arkadaşlar. Peki bunlar nelere bağlı? Şu aşağıdaki şekli bir inceleyeyim öncesinde arkadaşlar. Isı kaynağını bir metale yaklaştırmışım. Atomları varmış bu metalin. Öncelikle ısı kaynağına yakın olan kısımda böyle hafif bir kızarma başlamış. Daha sonra bu kızarıklık giderek yayılmış ve en son iyice büyümüş. Tabi yeterince uzun süre beklenirse bu metalin tamamında bu ısıyı biz ne yapacağız? hissedeceğiz. Bir madde ısıldığında önce ısı kaynağına yakın atom ve moleküller ne alacak? Enerji alacak sevgili arkadaşlar. Enerji alacak ve neticesinde titreşimleri artacak. Titreşimleri dedim şöyle titreşimleri artar. Peki ısı aldı ne yaptı dedik? Enerjisi arttı. Enerjisi artar. Isal olan atomların enerjileri artıyor. Isı enerjisi maddenin bir ucundan diğer ucuna kadar iletilir diyorum arkadaşlar. iletilir. Aldık enerjiyi. Bunu ben şeye benzetirim böyle. Şirinler diye bir çizgi film vardı eskiden. Bu Şirinler çizgi filminde bir tane Şirin'in evi yanıyordu. Onlarda da tabii böyle itfaiye sistemi falan yok. Oturmamış henüz. Böyle kovalarla suyu alıyor. Bir Şirin kovayı dolduruyor. Bir yandakine veriyor. O alıyor. Bir yandakine veriyor. Aynı oradakine benzer bir durum. Enerjiyi alan atom yanındakiyle bu enerjisini paylaşıyor. Bu şekilde atomlar arası enerji transferi gerçekleşmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Isının iletim yoluyla yayılması başka nelerden etkileniyor? Birbirine yakın olan madde atom ve moleküllerinin titreşim hareketleri sayesinde arkadaşlar titreşim dedim hareketleri sayesinde enerjilerini birbirlerine aktarması sonucunda gerçekleşiyor. Ancak taneciklerin birbirine çok yakın olduğu katı haldeki maddelerde gerçekleşir. Ya hocam sıvılarda hiç mi yok? Aslında arkadaşlar bakarsanız küçücük de olsa sıvılarda da bu durum var. Ancak sıvı moleküllerindeki bu iletim çok 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 zayıf. Bu yüzden biz bunu göz ardı ediyoruz, ihmal ediyoruz. Hani daha önceki ünitelerimizde şey vardı ya, sürtünmelerin ihmal edildiği falan diyorduk ya, aynı durum burada da geçerli. Sıvılarda da var ancak ihmal edilecek diyorum ve devam ediyorum. İkinci yolumuza sevgili arkadaşlar. İkinci yolumuz konveksiyon. Konveksiyonda sıcaklığı yükselen maddenin aldığı ısıyı öz kütle farkı nedeniyle madde akışı yoluyla taşımasına konveksiyon denir diyoruz. Konveksiyon ya da diğer ismiyle taşınım diye de geçiyor arkadaşlar, taşınım da diye geçebilir, konveksiyon diye de geçebilir. Ne yapıyoruz? Ocağın üzerine böyle şey koyduk, tencereyi koyduk, makarna yapacağız. Alt taraftan ısıtmaya başladım ben bunu. Alevler geliyor. Alt taraftaki su moleküllerini, sıvı moleküllerini ısıtmaya başlıyor. Isınan sıvı molekülü hacmi arttığı için öz kütlesi düşüyor ve yukarı doğru çıkıyor. Isınanlar böyle yukarı, soğuyanlar da aşağı. Isınan yukarı, soğuyan aşağı şeklinde devam ediyor. Böylelikle madde moleküllerinin doğrudan hareket ederek enerji taşımasına ne diyormuşum? Konveksiyon diyormuşum sevgili arkadaşlar. Isının konveksiyon yoluyla iletimi ısı enerjisi yüksek taneciklerin düşük taneciklerle yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bu olayın sebebi ısı alan maddenin yani bu ısı aldı ya sıcaklığı arttı bu maddenin. Sıcaklığı artan madde moleküllerinin hacminin genleşmesi ve bunun sonucunda da ne dedik? Öz kütlesinin ikinci ünitemizde görmüştük. Öz kütlesinin azalmasıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela kara esintisi ve dağ esintisi diye iki tane görselimiz var burada. Ne oluyor? Bu taraftan böyle soğuyor. Su hala sıcak. Su sıcak olduğu için burada ısı alan hava molekülleri yükseliyor ve soğuyup tekrardan aşağıya iniyor. Böyle bir kara esintisi var. Daha esintisinde de tam tersi durum. Bu sefer karalar biraz daha sıcak. Burada ısı alan hava öz kütlesini küçültüyor ve yukarılara doğru çıkıyor. Soğuyanlar aşağı doğru iniyor derken böyle bir devir daim oluyor sevgili arkadaşlar burada. Mesela şuradaki bir görselimiz var. Şurada petek var arkadaşlar. Bu petek ısındığı vakit önce kendisine yakın olan kısımlardaki hava moleküllerini ısıtıyor. Isınan hava moleküllerinin öz kütlesi azaldığı için yukarı doğru çıkıyor. Soğuk kalan moleküller de aşağı doğru iniyor. Yani ne demek istiyorum sevgili arkadaşlar burada? Konveksiyon yoluyla hem gazlarda hem sıvılarda gözlenebilen bir olay diyelim ısının transferi. Mum alevine yaklaştırıldığında bir ısınma hissi oluşmamasına rağmen tabii nereden yaklaştırıyorum? Şu yandan falan tutuyorum arkadaşlar elimi. Çok fazla yandığını hissetmiyorum. Yani ısınma oluyor ama öyle bir elimi tutamayacak derecede böyle dayanamayacağım bir ısı hissetmiyorum. Oluşmamasına rağmen demiş şeklindeki gibi elimizi mumun üzerine getirdiğimizde elimizin yanma hissinin sebebi nedir? Yukarıya getirdim. Ne oldu burada sevgili arkadaşlar? Önce mum alevine yakın olan taraflardaki moleküller ısındı. Isıya alan enerjisi artan bu moleküller Genleşti büyüdüler yani büyüdükleri için öz kütleleri küçüldü öz kütle küçülünce hop yukarı doğru çıkmaya başladı yani en çok ısıyı ben alevin üzerinde hissettim bu yüzden kenarlarda çok fazla hissetmiyorum ama birazdan göreceğiz orada da bir şeyler hissedeceğiz en çok ısıyı nerede hissediyorum tepede hissediyorum arkadaşlar Isınan hava yükseldiği için. Bunları bil demiş. Bakalım neyi bilmem gerekiyor? Hocam hemen bakalım neyi bilmemiz gerekiyormuş. Isının iletim ve konveksiyon yolu ile taşınması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani ne olacak bize? Sıvı ve gaz ortama ihtiyacımız var. Katılarda olduğu zaman iletim diyorduk. Sıvı ve gazlarda olduğu zaman taşınım ya da konveksiyon diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer ısı taşıma yoluna arkadaşlar. Onun adı da ışıma. Isı enerjisinin ışınlarla dalgalar halinde yayılmasına ışıma diyoruz arkadaşlar. Bir adı daha var ışıma diyebiliriz ya da termal ışıma da diyebiliriz sevgili gençler termal ışıma. Demiş ki sıcaklığı mutlak donma noktasından yani bu sıcaklık eksi 273,16 santigrat dereceye denk geliyordu. Neydi? sıfır kelvin. Daha önceden konuşmuştuk bunu. Yüksek olan her varlık ışıma yapar. Bu ışımalar elektromanyetik spektrumda kızıl ötesi bölgeye geliyor. Yani gözle göremiyoruz sevgili arkadaşlar. Işımanın şiddeti ışıma yapan cismin sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Yani madde biz ne kadar sıcak ise yaptığı ışıma da o kadar şiddetli oluyormuş sevgili arkadaşlar. Bakınız güneş doğrudan bakmayınız ama gözlerinize yazık. Isının ışıma yoluyla yayılması için hava ya da su gibi maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Bu nedenle ısı ışıma yolu ile boşlukta da boşlukta da yayılabilir. Daha iyi yazmış zaten ayrı. Ben onu fazladan yazdım. Boşlukta da yayılabiliyor. Bakınız güneş yine. Yine doğrudan bakmayın arkadaşlar aman diyeyim. Uzay boşluğundan geçerek dünyamıza kadar gelebiliyor ve dünyamızı ısıtıyor. Boşluk dedik yani katı, sıvı, gaz bu tür maddesel ortamlara ihtiyaç yok sevgili arkadaşlar bu yöntemimizde sol tarafta gördüğünüz şey bir güneş fırını sevgili arkadaşlar buradaki odağına böyle koyuyoruz tencereyi siyah olduğuna dikkat edin koyu renklerde yapılır bu odağında duruyor güneş ışınları buralardan metalik yüzeylerden yansıyor ve burada toplanıyor dolayısıyla herhangi bir şekilde yakıta para ödemeden çok güzel yemekler pişirebiliyoruz sağ taraftaki şekilde de Uzay boşluğundan geçerek dünyamıza ulaşan ışık ışınlarını görüyoruz. Işık ışınlarıyla ısı enerjisi taşınabiliyor. Isı ve ışığı o kadar çok söyledim ki böyle birbirine karışıyor sevgili gençler. Oo çok güzel bir görselimiz var. Burada ısının 3 iletim yolunda görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. 1 iletim. Sapı ısınmış. Sapı ısındığı için bir süre sonra elimde yanma hissi oluşturacaktır. Metal ısındı. Isı metalin içerisinden katılar üzerinden titreşim yoluyla yayıldı geldi. 2 Suyun hareketini görüyor muyuz? Böyle ısınan moleküller yukarı doğru çıkıyor. Soğuyan moleküller aşağıya doğru iniyor. Konveksiyon oldu. Üç ışıma. Şunlar böyle termal olarak gösterilmiş. Hani alevin kırmızı, sarı böyle renkleri. Bizim için ışıma ile ısının taşınmasına güzel bir örnek teşkil ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk. Hani demiştim ya birazdan geleceğiz diye işte o birazdan şimdi oldu sevgili arkadaşlar. Yanan mumun üstünde tutulan elde hissedilen sıcaklığın nedeni hangisi? Konveksiyon arkadaşlar. Konveksiyon. Ee, yoluyla aktarılan ısı enerjisi iken, yanda tutulan elde hissedilen sıcaklık ışıma yoluyla arkadaşlar aktarılan ısıdır diyoruz. Yan tarafta tabi daha az üst tarafta daha çok hissediyoruz ama sağ tarafındaki bu elinde yine ışıma yoluyla ısındığından bahsedebiliriz dedim ve devam ediyorum. Katı maddelerde enerji iletim hızı ne ile ilişkilidir? Nelerle orantılıdır? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar. Isı iletim hızı, ısı iletim hızı dedim ya da Enerji iletim hızı. Enerji iletim hızı bir maddede birim zamanda aktarılan ısı miktarıdır. İki ismiyle de geçebilir, iki ismiyle de karşınıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Isı iletkenliği diyorum. ısı iletkenliği ya da ısı iletim katsayısı. Isı iletim katsayısı maddenin ısıyı ne kadar iyi iletebildiğini gösteren bir özelliktir. Şimdi burada bir tane metal tutmuşuz veya farklı bir ısı ileten madde de olabilir. Ateşin üzerine tuttum. Önce ateşe yakın olan kısımlar enerjiyi almaya başladı titreşim yoluyla. Bunlar ne yaptı? Enerjilerini bir sonraki atomla, bir sonraki atomla paylaşa paylaşa elimize kadar ulaştı. Şimdi bazı maddeleri tutarız hemen elimiz yanar. Bazı maddeleri de tutarız, 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 tutarız. Sonra elimiz yanar. Burada bahsedilen şey işte ısı iletkenlik hızı ya da ısı iletim hızı diyoruz sevgili arkadaşlar. Bazı maddelerde hızlı gerçekleşiyor. Bazı maddelerde ise yavaş yavaş gerçekleşiyor. Haydi devam edelim sevgili arkadaşlar. Bunun için böyle kitaplarda genellikle ısı iletkenli kızıyla alakalı küçük bir deney anlatılır. O deney düzeneyi bu. Farklı farklı metallerden oluşan bir düzenek sevgili arkadaşlar bu. Tabi ortak bir yerde toplanıyor bunlar. Şu uçlarına böyle mum damlatırlar. Mum damlatırlar. Mumun ucuna da küçücük böyle iğne koyarlar. Mumu ısıttı. Erimiş muma. Mumu tutturdu böyle şey mumu diyorum. İğneyi tutturdu. Ondan sonra bekliyoruz. Altına bir tane ispirit ocağı yakıyoruz. O beklememizin sebebi de hani mumun geri donması. İspirit ocağını yaktıktan sonra burada bakıyoruz hangi mum önce eriyecek, hangi toplu önce düşecek şeklinde bir deney düzeneği anlatılır. Genellikle işte çelik, demir, alüminyum, bakır veya farklı farklı metaller de olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ilk şey arkadaşlar maddenin cinsi. Maddenin ısı iletkenliği neye bağlıdır? Maddenin cinsine bağlıdır. Başka nelere bağlıdır? Ha buraya yazayım yahu ben bunları hemen dalmışım ya. Maddenin ısı iletkenliği katı maddelerde ısı iletim hızı maddenin maddenin arkadaşlar cinsine bağlıdır. Bir ondan sonra neye bağlıdır? Kalınlığına bağlıdır burada kalınlığına bağlıdır. Başka neler var? İki yüzeyin sıcaklık farkına bağlıdır. Yani bu kısımda bu kısım arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır iki yüzey arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Başka bir de arkadaşlar maddenin cinsi dedim kalınlık dedim iki yüzey arasındaki sıcaklık farkı dedim madde cinsi dedim hepsine bağlıdır. Tamam bunlar bir tanesini fazladan yatmışım oraya. Üç tane özelliğim var maddenin cinsi kalınlığı iki yüzey arasındaki sıcaklık farkı. Bir tane daha vardı. Unuttum onu. Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım. Uzunluğuna bağlıdır arkadaşlar. Uzunluk dedim. Yani mesela demek istediğim mevzu şu. Bir tanesi şöyle daha kısa olursa buraya daha hızlı bir şekilde, daha erken bir şekilde iletilmiş olacak. Uzunluk artarsa oraya daha geç bir şekilde iletilmiş olacak diyorum ve hemen devam ediyorum. Birincisi neymiş? Yüzey alanı Geniş yüzeye sahip nesnelerin yüzeylerindeki tanecik sayısı fazla olduğu için enerji kaybı hızlı gerçekleşir. Hemen bir örnek. Burada yüzey alanım ne kadar büyük olursa mesela şöyle diyeyim ben askerliğimi arkadaşlar doğuda bir ilde yaptım. Çok soğuk bir yerde yaptım. Oradaki pencereler çok çok küçüktü. Niye küçüktü? Çünkü pencerelerden ısı çok kolay bir şekilde kaçar. Yüzey alanını küçültüyorlar ki ısıyı daha uzun bir süre içeride tutabilelim. Bu yüzden küçük yüzeyler tercih ediliyor. Ee, aynı şekilde sıcak yerlerde de bu yapılabilir tabii ki. Bu sefer de işte yazın sıcak havanın içeri girmesini engellemek için yapılabilir. İkincisi kalınlık sevgili arkadaşlar. Kalınlık da nasıl orantılı? Isı iletim hızında ısının iletileceği ortam ya da nesnenin kalınlığı da etkilidir demiş. Kalınlık Arttıkça kalınlık arttıkça ısı iletim hızı ne olacak düşecek. Kışın böyle kalın kıyafetler tercih ediyoruz kazaklar falan giyiyoruz. Hatta böyle üzerine kat kat giyinenler var lahana gibi dolananlar var kışın buralarda. Soğuk çünkü ya soğukta böyle giyinmesi lazım zaten. Kalınlıkla ısı iletim hızı ters orantılı diyoruz ve devam ediyoruz. Üçüncüsü sıcaklık farkı hop hemen şurayı bir düzeltelim arkadaşlar şöyle ısı iletim hızı sıcaklık farkı ile doğru orantılı diyoruz sıcaklık farkı dedim buraya da farkıyla doğru orantılıdır ve sonuncusu maddenin cinsi sevgili arkadaşlar yeteri kadar uzun süre aynı ortamda bulunan nesneler neye ulaşır ısıl dengeye ulaşırlar sevgili arkadaşlar ısıl dengeye ulaşırlar. Bu nedenle ortamdaki nesnelerin sıcaklıkları birbirine ne olacak? Eşit olacak. Sıcaklıkları birbirine eşittir. Yani hiç başınıza geldim bilmiyorum da böyle soğuk havalarda bir banka oturursanız metal o civataların daha fazla hissedildiğini fark edersiniz arkadaşlar. Çünkü metallerin ısı iletkenlikleri, ısı iletim hızları tahtaya göre, oduna göre biraz daha fazla oluyor. Daha soğuk algılıyoruz. Halbuki daha mı soğuk? Aslında değil. Sıcaklıkları aynı. Çünkü bunlar aynı ortamda ısıl dengeye ulaşmışlar. Peki ben niye daha soğuk algılıyorum? Çünkü metalin ısı iletkenlik hızı, ısı iletim hızı diğer maddelere nazaran biraz daha büyük oluyor diyorum Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Bazı maddelerin yaklaşık ısı iletim katsayıları verilmiş. Bizim bunları ezbere bilmemize lüzum yok aslında. Sınavda filan böyle sayısal bir soru çıkarsa karşınıza parantez içerisinde verilir. Yorum olarak sadece bilmemizde fayda var. Tabi bazı arkadaşların özel ilgi alanına girebiliyor. Mesela inşaat mühendisi olmak istiyor arkadaş ve bir bina yapacak. Bu binayı yaparken hangi malzemeyi tercih etmesi lazım? Isı iletkenlik katsayısını dur ben ezberleyeyim filan diyebilir. Onlara da karışmam. Onlara hiçbir şey demem. Isı iletkenlik katsayısı arkadaşlar arkadaşlar ısı iletkenlik kat sayısı diye geçiyor kat sayısı 1 metrekarelik yüzey alanına sahip ve iki yüzey arasında 1 santigrat derece sıcaklık farkı olan malzemelerin bir yüzeyinden diğer yüzeyine en kısa mesafede birim zamanda geçen ısı miktarıdır. Dolayısıyla ısı iletkenlik katsayısının birimi de ne olacak? Watt bölü metre çarpı kelvin şeklinde olacak bir güç var arkadaşlar burada. Bu gücün aktarılması var. Birim zamanda aktarılması var. Hemen devam ediyorum. Isı ile etkenlik kat sayısı gördüğünüz üzere soldaki listede maddenin nesine bağlıdır? Cinsine bağlıdır diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani bu eskiden daha çok ÖSYM tarafından tercih edilen sorularda vardı. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerindendir veya aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerindendir? Bu da onlardan biri. Aynı öz kütle gibi ikinci ünitede gördüğümüz ayırt edebiliyoruz. Çünkü farklı maddelerin ısı iletkenlik katsayıları birbirinden farklı. Bazı maddelerin ısı iletkenlik katsayısı yüksek özellikle metallerin de çok çok düşük. Yani strafora bakın 0.0039 demiş. Ben binama ısı yalıtımı için Için straforu tercih ederim. Veya bulamadım mı yün keçe, kaya yünü onları da tercih ederim. Niye? Bunların da ısı iletkenlik katsayısı düşük. Ama ben tutup da ısı iletkenliği sağlasın diye alüminyum döşemem. Çünkü ısı iletkenlik katsayısı oldukça yüksek. Ne yapacak o? Yalıtkan değil iletken olur sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ısı iletim katsayısı düşük olan maddelerin ısı iletim hızları da ne olacak? Tabii ki ısı iletim hızı da düşüktür. Bu tür maddelere ısı yalıtkanı, bu maddelerden yapılan maddelere de yalıtım malzemesi adı verilmektedir. Bu nedenle ne kullanıyordum ben az önce söylemiştim binanın yapısında dış tarafına kaplayacağım. Kaya yünü kullanabiliyordum kaya yünü. Çünkü ısı iletkenlik katsayısı düşüktü. Aynı şekilde cam elyafı kullanabilirim. Bunun da ısı iletkenlik katsayısı oldukça düşük. 0.04 gibi bir değerde hatta. Bir de ne kullanabilirim? En düşük olanı strafor idi. Sevgili arkadaşlar 0.0039 şeklindeydi. Bunları ısı iletim katsayısı düşük maddeleri enerji kayıplarını aza indirmek için kullanabiliyormuşuz. iç veya dış yalıtım için. Evet sevgili arkadaşlar geçtik sıcaklık ve hissedilen sıcaklık. Bunların farkı ne? Hissedilen sıcaklık termometrelerin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun hissettiği sıcaklıktır. Bu sıcaklığın değeri havanın gerçek sıcaklığına bağlı. Nem oranına bağlı. Ondan sonra rüzgara bağlı. Başka neye bağlı olabilir? Radyasyona bağlı. Ondan sonra daha arttırabiliriz. Mesela gölgedeysek farklı hissederiz. Güneşe çıktığımızda farklı hissederiz. İnsan vücudunun mesela ben kilolu bir insanım. Ben soğuğu geç hissederim. Sıcağı da geç hissederim. Ama zayıf bir insan daha rahat hisseder. Yani vücudunu kaplayan yağ tabakası bile etkilidir. Hatta bazı araştırmalara göre arkadaşlar cinsiyet bile etkiliymiş. Yani kızlar daha hızlı hissediyorlarmış sıcağı soğuğu. Erkekler biraz daha yavaş hissediyor. Muhtemelen bu kilodandır ya. Erkekler biraz zayıflayalım... Valla kızlar çok zayıf ya. Devam edelim küresel ısınmayla. Bu da diğer başlığımız sevgili arkadaşlar. Küresel ısınma ne kürelerin ısınması mı küresel ısınma? Değil tabii ki de küresel ısınma sera etkisi sebebiyle dünya yüzeyini ortalama sıcaklığının artması olayı. Peki o zaman sera etkisi ne arkadaşlar? Sera etkisi de fosil yakıtların aşırı kullanılması ve ormansızlaşma yüzünden atmosferde karbondioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit gibi gazların birikmesi sonucunda güneş ışınlarının atmosferde uzun süreli kalmasıdır. Normalde ne oluyor? Güneş ışınları geliyor, dünyamıza çarpıyor, atmosferden çıkıp geri gidiyordu. Ama bu tip gazların işte neydi onlar? Karbondioksit, kükürt dioksit, karbon monoksit gibi gazların atmosferin tabakalarında birikmesi neticesinde dünyadan yansıyan ışınlar geri uzay boşluğunda dönemiyor. Atmosferimizde bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bundan dolayı da arkadaşlar yıllık olarak dünyanın sıcaklığı her geçen gün artmakta. Küresel ısınmanın iki tane sebebi var arkadaşlar. Bir tanesi doğal nedenler. İşte yapılan bir araştırmaya göre gerçi son 100 yılda gerçekleşen küresel ısınmanın %90'ı insan kaynaklıymış sevgili arkadaşlar. Yakında kutup ayılarını şehirlerde görmeye başlarız. Çünkü adamların yaşama alanı neredeyse kalmadı. Buzullar eriyor. Bunlar başka nelere sebep oluyor arkadaşlar? Biraz da bundan konuşabiliriz. İşte yoğun yağışlar artıyor bazı yerlerde. Fazla buharlaşma oluyor. Bazı yerlerde buzullar eriyor. Dolayısıyla denizlerin asitlik seviyesi artıyor. Canlı yaşamı giderek Tehlikeli bir hal almaya başladı arkadaşlar. Yazık ya. Son konumuz arkadaşlar bu konuyla alakalı genleşme merak etmeyin çok fazla uzatmayacağım çünkü zaten bunlarla alakalı sayısal sorular artık müfredatımızda pek ne yapmıyor, yer almıyor. Bunun yerine bunların yorumlanması var. tyT kısmında zaten 9. ve 10. sınıf konularından çıktığı için TET'de de çok fazla sayısal soru gelmiyor. Daha çok işte genleşme katsayısı diyeceğiz birazdan bunun yorumlanması var. Ondan sonra sıcaklık farkı diyeceğiz bunun yorumlanması var. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Isı alan maddelerin hacimlerinde meydana gelen bu artışa ne diyoruz? Genleşme diyor diyoruz sevgili arkadaşlar genleşme ısı veren maddelerin sıcaklıkları yani atom veya moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi diyorum azalır ısı veren maddelerin hacimlerinde meydana gelen azalmaya da büzülme diyoruz sevgili arkadaşlar biri genleşme, diğeri de büzülme. Şu beynin bacağı biraz kısa olmuş. Hemen geçtim. Peki bu genleşme veya büzülme nelere bağlı? Birazdan konuşacağız. Önce bir termostattan bahsetmek istiyorum. Hepinizin evinde olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok evde var artık termostatın girmediği ev neredeyse kalmadı. En basit anlamda su ısıttığımız kettle'lar var ya onların içerisinde bile var sevgili arkadaşlar bu. Ortamın sıcaklığını sabit tutmak ve aşırı ısınmaya karşı cihazları korumak amacıyla geliştirilmiş olan cihazlara termostat diyoruz. Termostat. Şekil olarak böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada bağlantı noktaları var. Biz devreden akım geçirdiğimiz zaman akımı 10. sınıfta göreceksiniz. Ama şöyle söyleyeyim de bir devreden akım geçtiği zaman kablolar ısınmaya başlıyor. Isınan kablolar ne yapıyor? Şurada devreden akımı geçirdim. Isınmaya başladı bu kısım. Isındığı için boyu uzuyor ve genleşiyor diye böyle atı veriyor ve sıcaklığı sabit tutmaya yarıyor veya devremizi korumaya yarıyor diyelim ve devam edelim. Genleşme miktarı peki maddelerde nelere bağlı? Bir maddenin cinsine bağlı arkadaşlar madde cinsi. İki maddenin sıcaklık değişimine bağlı. Sıcaklık değişimi şöyle Hatta yazalım. Delta T diye arkadaşlar. Delta fark demekti. Daha önceden Delta X'te de konuşmuştuk bunu. T de sıcaklık demekti. Sıcaklık farkı yani. Son olarak neye bağlı sevgili arkadaşlar? Bir diğer durumumuz da var. O da madde miktarı. 3 madde miktarına bağlı diyoruz. Miktarı. Yani bu ilk boyu olabilir veya ilk alanı olabilir veya ilk hacmi olabilir. Cinsinden de kastettiğimiz arkadaşlar lambda diye bir şey birazdan konuşacağız bu lambda hakkında da. İşte geldi maddenin cinsi. Nasıl bağlıymış maddenin cinsine? Maddenin cinsine bağlı bir nicelik olan genleşme kat sayısı onun adı. Genleşme kat sayısı sabit basınç altındaki bir maddenin sıcaklığının 1 santigrat derece değişmesi durumunda hacmindeki değişimin ilk hacmine oranıdır veya boyundaki değişimin ilk boyuna oranıdır veya alanındaki değişimin ilk alanına oranıdır. Sonuçta maddeler tek boyutlu olabilir, tel gibi veya işte böyle bir yüzey olabilir. Bunu bir alüminyum gibi düşünebiliriz. Yüzey olabilir veya 3 boyutlu bir hacim şeklinde de olabilir. İşte eni var, boyu var, şöyle derinliği var. 3 boyutlu madde ise hacmi diyeceğiz. Boyca genleşme katsayısı lambda ile gösteriliyor ve genleşme katsayısının birimi 1 bölü k. Hocam buradaki k ne? Kelvin arkadaşlar. Sonuçta hacmi hacme bölüyorum ama sıcaklık değişimiyle bölüyorum. Dolayısıyla 1 bölü Kelvin diyoruz. Genleşme katsayılarının yaklaşık değerleri de sağdaki tablomuzda var. Ezberlemenize lüzum var mı? Yok. Lazım olursa soruda bu yine bize verilecek sevgili arkadaşlar. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Cam için farklı, çelik için farklı, beton için farklı, bakır için farklı. Dikkat ettiniz mi? Yani maddeler için bu da Ayırt edici bir özelliktir diyebiliriz. Aynı ısı iletkenlik hızı da olduğu gibi boyutları aynı olan iki maddenin arkadaşlar sıcaklıkları eğer sıcaklıkları yani delta T'leri eşit miktarda arttırıldığında genleşme kat sayısı genleşme kat sayısı yani hangisiydi Lambdası. büyük olan madde daha fazla genleşir diyoruz daha fazla uzar yani daha fazla alanı artar diyoruz. Bu maddelerin sıcaklıkları eşit miktarda bu sefer azaltıldığında, azaltıldığında diyelim. Delta T'si bu sefer de yine genleşme katsayısı büyük olan madde daha fazla ne olacak? Büzülür diyoruz. Yani şöyle bir özetlersek, genleşme katsayın büyük mü arkadaş? Çok uzarsın, çok kısalırsın. Genleşme katsayın küçük mü? Az uzarsın, az kısalırsın. Yani farkı burada yatıyor. Bir de şunu bilmemizde fayda var. Sıvıların genleşme katsayısı katılardan genellikle daha büyüktür arkadaşlar. Molekülleri arasında biraz daha boşluk olduğu için dolayısıyla en büyük genleşme katsayısının gazlara ait olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gazlarda ayrı bir durum var. Bunları bilmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Bütün gazlar bulundukları kaba tamamen doldurduğu için genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik değil. Çünkü bütün gazların genleşme katsayısı gaz aynı içine konuldukları kabın hacmini alıyor bu adamlar. İkincisi neydi? Sıcaklık değişimiydi sevgili arkadaşlar. Maddelerin aldığı ya da verdiği ısı ne kadar büyük olursa sıcaklık değişimi de ne olacak? Sıcaklık değişimi de o kadar fazla olacak. Dolayısıyla genleşme veyahut da büzülme sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. Artarsa artar azalırsa azalır buna dikkat edin. Üçüncüsü madde miktarı maddelerin ısı alışveriş yapmadan önceki hacmi diyelim burası için. Ne kadar fazla ise hacimlerindeki değişimde o kadar fazla olur. Alanı deseydim alanlarındaki değişim boyu deseydim boylarındaki değişim diye söyleyecektim. Alanca hacimce veya boyca genleşme olabiliyor. Genleşme ve büzülme miktarı maddenin ilk hacimleriyle diyelim doğru orantılıdır. Hatta şöyle düşünebilirsiniz yani ilk boyutlarıyla desek daha geniş anlamda bir şey söylemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar genleşme çeşitleri nelermiş? Üç tane genleşme çeşidimiz var. Az önceden beri söylüyorum. Bu renk burada tam olarak görünmüyor benim ekranımda. Şöyle bakıyorum. Boyca genleşmemiz var. Daha sonra yüzeyce veyahut da yüzeyce dedim. Alanca da olabilir. Alanca genleşme. Bir de ne var? Hacimce genleşme var sevgili arkadaşlar. Üç boyutlu, iki boyutlu ve tek boyutlu olmak üzere üç farklı durumda inceleniyor diyorum ve devam ediyorum. Maddelerin boyut değişimleri peki nelerle orantılıydı? Başlangıçtaki uzunluk olabiliyordu değil mi sevgili arkadaşlar? Şöyle toparlayalım artık. Sonra yüzey olabiliyordu değil mi? Ve hacim olabiliyordu. Hacim büyüklüğüne. Daha sonra sıcaklık değişiminin büyüklüğüne şöyle delta t diye de yazalım. Ve maddeye has neye bağlıdır arkadaşlar? Genleşme veyahut da değişim diye de geçebiliyor. Genleşme kat sayısına bağlıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar günlük hayattaki genleşme bugünkü son konumuz diye biliyorum. Bakalım son muymuş? Maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmış düzeneklerden en bilineni sağ tarafta görmüş olduğunuz termometre çok yaygın olarak kullanıldığı için bu şekilde geçiyor sevgili arkadaşlar. Termometredir diyelim. Sıcaklık tabii sadece bunu mu genleştiriyor? Hayır. Farklı alanlarda da kullanılıyor. Mesela sol tarafta gördüğümüz Ürgüp taraflarındaydı sanırım o peribacaların olduğu yerde düzenleniyormuş böyle gezi balonları, sıcak hava balonları. Sıcak hava balonlarıyla uçuş ısınan havanın genleşmesiyle gerçekleşir diyelim. Şöyle ve burayı da bitirelim sevgili arkadaşlar. Suyun canlıların yaşamındaki önemi. Şimdi su bizim için tabii ki başlıca hayat kaynağı. Böyle gezegen dışına çıktığımız zaman da oradaki hayat var mı yok mu diye ilk neye bakıyorlar? suya bakıyorlar arkadaşlar. Su varsa hayat var diyoruz. Ancak bazen yine askerlik yaptığım yerde kışın donan bir göl vardı diyelim siz de tahmin edin acaba ben nerede askerlik yapmış olabilirim diye. Ama ilkbahar olup böyle hatta biraz daha baharı geçince buzlar eridiği zaman o gölden balık avlamaya devam ediyorlar. Ya göl donuyor. Ama eridiği zaman balıklar yaşıyor. Nasıl oluyor ya bu? Nasıl oluyor acaba? Bakalım o da cevabı burada geliyor arkadaşlar şimdi. Su donarken hacmi artan nadir yapılardan bir tanesidir. Hatta eskiden kitaplarda su, bizmut, antimon diye yazar. Bizmut ve antimon da hani kimya dersinde periyodik cetvelde öyle bir kutunun içerisinde görmüş olabilirsiniz. Bu üç madde özel madde. Donarken hacmi artan maddeler. Diğer bütün maddeler donarken hacmi azalır. Bu üç madde donarken hacmi artıyor ve bu yüzden aykırı madde diye geçiyor arkadaşlar. Aykırı madde olarak su diye de bazı kitaplarda başlık olarak görmüş tüm. Donan suyun hacmi arttığı için ne oluyor? Öz kütlesi azalıyor. Suyun öz kütlesinden daha küçük hale geliyor ve oluşan buz suda yüzer yüzeyde biriken buz tabakasını oluşturur. Yani arkadaşlar dondu zannettiğimiz gölün sadece yüzeyi donuyor. Alt kısmında canlı hayat devam ediyor. Çünkü alt kısmının öz kütlesi büyük. Dipte hatta artı 4 santigrat derecede en küçük hacme ve en büyük öz kütle değerine sahip diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden göllerin tabanları denizlerin tabanları daha ılık gelir böyle üst kısımlara göre. Öz kütle sıcaklık ve hacim sıcaklık grafikleri de bu şekilde. Hacim artıyor 4 santigrat dereceye kadar 4 santigrat dereceye geçince normal maddeler gibi artıyor. Öz kütlesi de önce artıyor sonra azalıyor. Donarken de hacmi artıyor diyelim ve hemen sorulara geçelim. Özdeş silindirik kaplarda H yüksekliğindeki K, L ve M sıvıları vardır. Sıvıların sıcaklıkları eş zamanda eşit miktarda arttırılmaktadır. E ne güzel. Silindirik kaptan ilk önce K sıvısı 1. En son L sıvısı. O zaman 3. Şu da 2. Taşlığına göre sıvıların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Dikkat. Hepsi başlangıçta aynı seviyedeler. Önce bu taşıyor. O zaman bu diğerlerine nazaran ne yapıyor? Daha fazla genleşiyor. O halde derim ki K'nın genleşme katsayısı büyüktür. İkinci sırada M var. M'nin genleşme katsayısı o da büyüktür. L'nin genleşme katsayısı diyorum arkadaşlar. Aralarındaki ilişki K büyük, M büyük, L şeklinde. İkinci sorumuz yukarıdakilerden hangisi enerji iletim hızını etkileyen faktörlerdendir demiş. Dört tane faktörümüz vardı arkadaşlar. Bir tanesi şaşırtma amaçlı Konulmuş buraya herhalde enerji iletiminin gerçekleşeceği yüzey alanının büyüklüğüne bağlıydı maddelerin iki yüzey arasındaki sıcaklık farkına bağlıydı maddenin kalınlığına bağlıydı Isıcının şekline bağlı mıydı yok bununla alakamız yok maddenin cinsine de bağlıydı arkadaşlar Isı iletkenlik kat sayısı olarak dördüne bağlı yani cevabımız 1 2 3 ve 5 şeklinde. Diğer bir sorumuz aşağıda bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan hangisi genleşme ile ilgili değildir demiş. Gravzant halkasındaki kürenin ısıtılınca halkadan geçmeyip ya ısıtmışım ısıttığıma göre büyümüş büyüyünce de halkadan geçmeyip soğuk suya batırılınca kürenin tekrar halkadan geçmesi bu sefer de büzülmüş. Bayağı bildiğin genleşme ile alakalı. Çay demlemek için demliği ağzına kadar suyla doldurup ısıttığımızda bir süre sonra çaydanlıktan suyun taşması. İki soru önce gördük fazla ısınca ne oluyormuş? Taşıyormuş. Kapağı sıkışmış kavanozun kapağını açabilmek için sıkışmış kapağı sıcak su ile bir süre temas ettirme. Ne yapıyor burada? Metal sıcak sudan ısıyı alıyor. Isıyı alınca kendisi öyle pıt diye açıyor. Bir diğer yöntem de bıçak ...la böyle arasını ayırmaya çalışmak filan ...ama tabii onun fizikle alakası... ...şöyle var hani basıncı dengeliyoruz orada filan ...onu da ileride konuşuruz ama burada... ...şu anda ısıttığımız için açıldığından bahsedeceğiz... ...devamında soğuk havada... ...arabanın camına ve metal kapısına dokunulduğunda... ...kapının daha soğuk hissedilmesi... ...yahu bu ısı iletkenlik katsayısıyla... ...ısı iletkenlik hızıyla alakalı bir durumdu... ...cevabı bulduk... ...sonuncusuna da bakalım... ...yazın telefon tellerine sıcaktan uzayıp sarkması... ...ne oluyor normalde kışın böyle gerginler... ...yazın şöyle oluyorlar... Bunda ilkokuldaki bir hocam çizmişti. Fen bilgisi öğretmenim çizmişti. Münir hocam ona da selam olsun buradan. Devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, geçtik bir diğer sorumuz. Dinamo soru bankamızdan geliyor. 9. sınıfta 200. sayfanın 8 numaralı sorusu. Böyle ağzını açmış bir canavar gibi duruyor ve ham 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 diye alfa yiyecek balık hatta bu balığı yiyecek böyle gülüyor bir tane surat. Gülen surat balığı yiyor değil mi? Değil aslında. Bu bir metal dairesel levhanın kesidi. Şekildeki metal levhanın sıcaklığı artırılırsa alfa açısı ve R yarıçapı nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar videoyu isterseniz burada durdurabilirsiniz. Şöyle bir şey yapın ama durdurmadan önce. Galeriye girin bir tane böyle fotoğrafı açın sonra şu hareketi yapın. Ekrana dokunup şu hareketi yapın. Ne olacak? Fotoğraf büyüyecek. Genleşme olayı da aynı böyle. Yani genleşme her yerde aynı şekilde gerçekleşir. Yani ben bunun şeklini çiziyorum. Bu adam genleşince şöyle görünecek. Tabi alt tarafı biraz yamuk oldu da böyle genleşecek. Yani yarı çapım artacak ancak alfa açım değişmeyecek arkadaşlar. Alfa değişmez R artar göremiyorum gördüm B seçeneğinde var. Büyüttük yani. Aradaki açı değişmedi oranlar değişmedi sadece yarıçapı değişti. Evet sevgili arkadaşlar bugün neler gördük? Bugün biraz uzun oldu videomuz. Enerji iletim yollarından bahsettik. Enerji iletim hızından bahsettik. Hissedilen sıcaklığın gerçek sıcaklıkla arasında neden fark oluştuğundan bahsettik. Küresel ısınma ve sera etkilerinden bahsedip en son genleşmeyle bugün konumuzu sonlandırdık. Aman diyeyim dikkatli dinleyin. Bakın sınavlarınız yaklaştı. ikinci sınavlarınız yaklaştı. Bu yüzden Neydi? Yazılı notlarımızda alabilirsiniz. Buradan da çalışabilirsiniz. Unutmuyorsunuz Tonguç Akademi yanınızda. Evet sevgili arkadaşlar sizin için bu video yararlı oldu mu? Bize bir önerin bir tavsiyen var mı? Bir önceki videomuzdaki ödüllü soruyu bulabildin mi? Diyorum ve videoya like atmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu haftanın ödüllü sorusu da ekranlarınızda. Cevapları da yorumları muhakkak bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.